Fransa Cumhurbaşkanı Macron 50'den fazla yüksek rütbeli Fransız subayını Ukrayna'da ölüme terk etti. Dün ilk kez Genel Başkanımız Sayın Doğu Perinçek tarafından dünya kamuoyuna ilan edilen bu bilgiyi detaylarıyla yeniden başta Fransa kamuoyu olmak üzere dünya kamuoyuna bildiriyoruz. Tekrar ediyoruz. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Ukrayna'da Mariupol kentinde 50'den fazla yüksek rütbeli Fransız subayını bir fabrikanın sığınaklarında ölüme terk etmiş bulunuyor. Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin dün sabah bir açıklama yaptı ve yaptığı açıklamada Mariupol kentinin tamamının ele geçirildiğini ve Azovstal demir-çelik fabrikasının kuşatıldığını bildirdi. İşte bu demir-çelik fabrikasının sığınaklarında 2000 kadar askerin bulunduğu, bunların 400'ünün yabancı asker olduğunu ve bu 400 yabancı asker içinde 50'den fazla yüksek rütbeli Fransız subay olduğunu bir kez daha dünya kamuoyuna Vatan Partisi olarak bildiriyoruz. Rus Silahlı Kuvvetleri sığınakta bulunan askerlere bir güvenli koridor açmayı öneriyor. Doğrudan Sayın Putin can güvenliklerini garanti altına alacaklarını ilan etti ve tamamen kuşatılmış fabrikadan bir çıkış yolu onlara önerdi. Şu an Putin'in sözleriyle bu kuşatma içinde bir sinek dahi uçamayacak noktada fabrika. Ancak Fransız subaylarına doğrudan Macron tarafından, Fransa'dan, Paris'ten gelen emir kesinlikle teslim olmayacaksınız yönündedir. Macron'dan gelen sığınakta kuşatılmış Fransız subaylarına gelen emri tekrar ediyorum. Kesinlikle teslim olmayacaksınız. Zaten Macron günlerdir Sayın Putin'le bir takım pazarlıklar yapmak peşindeydi. Bir güvenli koridor açılmasını, ancak bu güvenli koridorun Ukrayna tarafına, Ukrayna yönünde açılması gerektiğini talebini iletiyordu. Tabii Sayın Putin ve Rus ordusu bu güvenli koridorun Rusya yönüne açılması yönünde beyanını ortaya koydu ve bu Macron'un telaşı da günlerdir güvenli koridor telaşı da anlaşılmış oldu. Çünkü bu olay Fransa'da büyük bir yankı, büyük bir infial uyandıracak bir olay. Şu an durum ortadadır. Ya esir olacaktır bu Fransız subayları ya da öleceklerdir. Zaten Rusya Savunma Bakanı Şoygu da birkaç gün içerisinde, yani 3-4 gün içerisinde kendi deyimiyle bu fabrikanın ele geçirileceğini ilan etmiştir. Bir diğer bilgi, iki Fransız istihbaratçı bu kurtarma operasyonlarında öldürüldü, hayatını kaybetti. Fransa birden fazla helikopter yollayarak orada bir kurtarma operasyonu yapmıştır. O helikopterlerden ikisi düşürülmüştür. Birisi denize düşürülmüştür, bir tanesi de bu Azovstal demir çelik fabrikasının yakınlarına düşürülmüştür. Bu fabrikada, fabrika yakınına düşen helikopterde elektronik işleriyle meşgul olan, görevli olan iki Fransız dış istihbarat görevlisinin de öldüğü anlaşılmıştır. Bu subayların, bu yüksek rütbeli 50'den fazla subayın Rusya tarafından Ukrayna'da bulunan neonazi gruplarına verilen silahların eğitimi için orada bulundukları bilgisine ulaştık. Ancak yalnızca eğitmek için değil, yani yalnızca neonazi gruplara eğitmek için değil, bu Fransız subayların bizzat kendilerinin savaşa katıldığını Fransa ve dünya kamuoyuna buradan ilan ediyoruz. Fazla yüksek rütbeli subay Ukrayna'da bizzat
kendileri savaşa katılmıştır. Sadece orada bir takım grupları eğitmek için bulunmamaktadır. Bu bilgiler kesin ve güvenilir bilgilerdir. Rus devleti tarafından Vatan Partisi'ne bildirilmiştir. Biz de bu bilgiyi başta Fransız kamuoyu olarak, kamuoyu olmak üzere dünya kamuoyuna bildiriyoruz. Bu bildirmeyi zorunlu buluyoruz. Çünkü burada Fransa halkının geleceği, bölgenin geleceği ve dünyanın geleceği ile ilgili önemli bir bilgi olduğunu düşünüyoruz. Tabii bu süreç birkaç gün içinde netleşecek. Savunma Bakanı Şoygu'nun yaptığı açıklama 3-4 gün içerisinde fabrikanın tamamen ele geçirileceği ve önceki gün sığınaktan bir Ukrayna binbaşısının, Ukrayna ordusuna mensup bir binbaşının yaptığı açıklama, bir video kaydı yayınlıyor. Kendi sözleri: dünyaya son kez sesleniyoruz. Sadece günlerimiz ya da saatlerimiz kalmış olabilir. Yani o gerçeği bir kez daha ilan ediyor sığınaktaki askerler. Burada ya öleceğiz ya da esir olacağız. İşte süreç bu noktadadır. Ve şu ana kadar Macron bu durumu, bu gelişmeyi Fransa halkından özellikle gizlemiştir. Sayın Macron bu durumun hesabını Fransa halkına vermek zorundadır. Buradan Fransa'ya ve Macron'a sesleniyoruz. Özellikle 24 Nisan Pazar günü yapılacak seçimden önce Fransız halkına bu durumu açıklayınız. Bu bilgiyi Fransız halkından neden gizliyorsunuz? Fransız askerleri hangi hukukla, hangi kararla, hangi yasal süreçle Ukrayna'ya gönderilmiştir? Ve siz Fransız askerlerini neyin uğruna ölüme terk etmiş bulunuyorsunuz? Bizim açımızdan tabii yanıtlar açıktır. Amerikan emperyalizminin adamı, NATO'nun adamı, Fransız büyük tekellerinin diktatörü Macron, Fransız askerlerini bağlandığı merkezler uğruna, Amerika ve NATO uğruna Ukrayna'da ölüme terk etmiştir. Amerika ve NATO Ukrayna'yı ve Ukrayna halkını ateşe sürerken aynı zamanda Fransa'yı ve Fransa askerlerini de ateşe sürmüştür. Ve biz Vatan Partisi olarak bu bilginin gizlenmesine izin vermiyoruz. Fransa halkı da mutlaka pazar günü yapacağı seçimlerde buna göre oy kullanacaktır. Tabii bu tablo da bir kez daha Atlantik merkezlerinde, Batı merkezlerinde Fransa'daki Le Pen telaşını ortaya sermiştir. Çünkü bir yandan NATO uğruna 50'den fazla yüksek rütbeli subayını ölüme terk eden bir Macron, bir yanda NATO'dan çıkacağını bütün dünyaya ilan eden Le Pen, bir yanda Rusya düşmanlığında boğulan, yenilen, ezilen ve hem ekonomik hem siyasi hem askeri açıdan Fransa'ya büyük zararlar getiren Macron, bir yanda Rusya dostu, Suriye dostu, Filistin dostu ve Türkiye dostu Marine Le Pen. Ve Macron tabii bu olayda da görüldüğü üzere Fransa halkının tarihten gelen bağımsızlık değerlerini, onurunu, gururunu ayaklar altına alarak ülkenin subaylarını orada ölüme terk etmiştir. O bakımdan yapılacak seçim aynı zamanda Fransa halkının bağımsızlığını, onurunu, gururunu ayağa kaldırma seçimidir. Ve son olarak tekrar sesleniyoruz Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron'a. Bu bilgiyi daha fazla Fransa halkından gizleyemezsiniz. Derhal açıklamalısınız. Zaten açıklamazsanız 3-4 gün içerisinde ya Fransız askerlerin cenazeleri Fransa'ya gidecek ya da esir olarak Rus silahlı kuvvetlerinin eline geçecektir. O bakımdan bu açıklamayı Fransa ve dünya kamuoyuna ve Türkiye kamuoyuna bildirmeyi bir borç biliyoruz. Ve Fransız basınına da bu bilgiyi cesaretle Fransa kamuoyunda yayınlamasını öneriyoruz. Tekrar teşekkür ederiz. Eğer sorular varsa soruları yanıtlayalım. Fransa'da yaşayan Türkler açısından önemli. Bu seçim bizim seçimimiz.
Biz Vatan Partisi olarak sürecin başında bunu bu şekilde ifade ettik. Fransa'da yapılacak seçim aynı zamanda Türkiye'nin seçimi, insanlığın seçimi, Avrasya'nın seçimi. Çünkü Fransa'da sıradan bir seçim kavgası olmuyor. Orada Atlantik sistemiyle Avrasya karşı karşıya gelmiş durumda ve Sayın Marine Le Pen'in seçimleri kazanması Avrasya cephesinin ve insanlık cephesinin büyük bir zaferi olarak önümüzde olacak ve Türkiye bakımından da Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü, güvenliği, Doğu Akdeniz'deki tehditler nereden değerlendirseniz değerlendirin Türkiye'yi de ferahlatacak, Türk ordusunu ferahlatacak ve Türkiye'nin FETÖ'yle, PKK'yla olan mücadelesini de ferahlatacak, önünü açacak bir seçim. O bakımdan Türkiye halkını da, Türk halkını da çok yakından ilgilendiriyor ve dünyayı da. Ve bu vesileyle tekrar seslenmiş olalım. Bütün Fransa'ya, Fransa'daki Müslümanlara, Türklere, Afrikalılara, hepsine pazar günü Sayın Marine Le Pen'e oy verme çağrısında bulunuyoruz. Bu Türk milletinin, insanlığın, dünyanın geleceği için, hepimizin geleceği içindir. Peki. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.